Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. Gazeteci büyüğümüz Orhan Umuroğlu ile birlikteyiz. Gündemde öne çıkanları konuşacağız. Orhan Bey hoş geldiniz bizim Merhaba, TV'ye. Merhaba. İyi yayınlar. Çok Hayırlı teşekkür olsun. İlk yayınımız bu Evet, bizim sizinle ilk TV'de. yayınımız Daha oldu. önce Halk TV'de beraber Çok şey çok yaptık. olduk. Evet, Seçim olduk. Siz geceleri. çok deneyimlisiniz tabii. Sağ olun. Onun için çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Çok Özel teşekkürler. televizyonculuğun böyle kaliteli ve ilkeli insanlarıyla bir yeni kanalda buluşmak ne güzel. Çok güzel. Güç verdiniz bu Sağ sözlerinizle bize. olun. Sağ olun. Şimdi efendim erken seçim tartışmalı biliyorsunuz HDP erken seçimden yana olduğunu, erken seçim istediğini açıkladı. Bir yanda erken seçim tartışmaları var, bir yanda yeni partiler var, bir yanda muhalefetin, bir yanda da iktidarın durumu var. Bunları hepsini böyle konuşalım istiyorum. Yani sabahtan akşama kadar sürecek yayın herhalde. Kısa kısa mümkünse. Çünkü hakikaten roman olur dediğiniz gibi Aynen hepsini böyle öyle. ayrıntılarıyla konuşsak. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bu alınan anket sonuçları var. Oylarının özellikle AKP'nin düştüğü ifade ediliyor. Cumhur İttifakı'nda zaman zaman işte çeşitli gerekçelerle bir çatlak olacak mı olmayacak mı tartışmaları da yapılıyor. Bahçeli'nin, MHP lideri Sayın Bahçeli'nin son söylediği sözler buna bir adım olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? FETÖ ile ilgili açıklamaları vardı. Siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi gerekir. Mücadelede sonuç alınamadı dedi siyasi ayağı için. Çok enteresan. Çok fıkra ya, temel fıkrası gibi. Siyasi ayağıyla koalisyon yapan kendisi, Türkiye'de siyasi ayağı FETÖ'nün kim diye 82 milyona sorsanız 81 milyon 999 bin 950 diyelim, biraz MHP'lileri Bırakalım katalım. evet. Derler ki AKP, sen AKP ile ortaklığı yap, mecliste ona step ne ol, dayanak ol. Ondan sonra ortalığa çık. Nerede bu siyasi ayak? Allah Allah. Ya ben tarif edeyim isterseniz buradan. Şimdi o nerede oturuyor bilmiyorum. Angora evleri O falan mı? taraflarda. Oradan çıkacak. O bulvar, Eskişehir bulvarından gelecek. Kavşaktan sola dönecek. AKP Genel Merkezi'nin önüne dönecek. Şöyle bakacak. Siyasi ayak orada işte. Orada. AKP Kocaman Genel Merkezi duruyor diyorsunuz. kocaman duruyor. Ha, orada göremezse meclise gelecek. AKP grubuna bakacak. Biliyorsun destekliyorlar birbirlerini. Evet. Zaten AKP grubunun grup başkan vekilleri neye kaldırırsa dikkat edin Otomatik bakın. olarak Evet, hemen. MHP'lilerin grup başkan vekili de aynısını kaldırıyor. Onlar indiriyor. Onlar yani siyasi teraziyi, siyasi desteği mecliste FETÖ'nün siyasi ayağına veren MHP ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yani kimi kime kandırıyor, kimden ne istiyor? Siyasi ayağını çıkar dediği iktidarda siyasi ayak zaten. Fıkra gibi yani, Al temel. gülüm ver gülüm Evet, gibi bir şey bu. Dursun'la Temel'in fıkralarını deseniz, hani Erdoğan'la Bahçeli'nin fıkraları böyle işte. Evet. O da diyor ki çıkaracağız siyasi ayağı, nihayet peşindeyiz Öyle karşılıklı diyor. güzel. Ya saçma sapan ya. Şimdi bir kere sevgili Arslan, bizim Türkiye'de siyasette ilkesizlik şuradan başlıyor. Bir partinin Cumhurbaşkanı adayı çıkarması lazım. MHP çıkarıyor mu? Çıkarmadı. Çıkarmadı. Amacın ne senin? Niye Türkiye'yi siyaset yönetmek yapıyorsun? değil mi? Evet. Senin siyasetteki mevcudiyetinin temeli bir partiye step ne olmak, baston olmak mı, destek mi? Diyorsun ki benim adayım Erdoğan. Git birleş o zaman, AK MHP olsun. Yani Yani nasıl kısaca birleşecekse git kısaca. birleş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday çıkarmıyorsun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday çıkartmıyorsun. İzmir'e çıkartmıyorsun. Diğer bir yer, Cumhur İttifakı diye bir şey uyduruyorsun. Dolayısıyla bu uyduruk ittifak, uyduruk koalisyon. Hani diyordu Erdoğan, Türkiye'ye koalisyonlar zarar veriyor. Türkiye'ye bu ittifak zarar veriyor. Bu Cumhur İttifakı'nın bu mantığı. Çünkü bir tarafta Bahçeli diyor ki FETÖ'nün siyasi ayağını çıkar. Siyasi ayağıyla ortaklık kuruyor. Sizce peki Orhan Bey, senelerin gazetecisiniz, tecrübelisiniz, başınızdan nice olaylar geldi geçti, Türkiye'nin tarihine damga vuracak. Bu FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılacak mı, çıkacak mı? Umudunuz AKP var mı? iktidardan indiği an çıkartılmaya başlanacak. Geçen gün Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Doçent Doktor Selçuk Özdağ çok açık ve net bir demeç verdi. Dedi ki zannedilmesin ki devri sabık yaratmayacağız, yaratacağız. Yapılanların hesabını verecekler. Yani hesap sormaya Davutoğlu da geliyor. Belki Babacan da var. Cumhuriyet Halk Partisi var, İyi Parti var. Demokrat Parti var, Saadet Partisi var.
Yani yaptığı yanlarında kar kalırsa, özellikle Fethullah Gülen'e verilen destek anlamında bankada çocuğunun okul parasını taksitli kredi kullanıp oradan kullananı siz işten atıp işsizliğe, KHK'ya mahkum ederseniz, o bankayı açanlar, o Fethullah Gülen cemaatini devletin her kademesine eleştirenler, bunlar hesap vermeyecek mi? Evet, evet, verecekler. Doğru. Zaman aşımında yok burada. Devlete karşı işlenen terör suçlarıdır bu. Hiç olmazsa en azından şu cümle çok önemli. Türkiye'yi 15 Temmuz'a mahkum eden AKP iktidarının hesap vermesi lazım. Ben oy aldım, yeniden seçildim yok. Hesap vereceksin 15 Temmuz'da sen. O gün bu KHP darbe girişimi başarılı olsaydı bugün Türkiye'nin ne halde olacağını bilemezdik. 1 milyon kişi mi öldürülür, 2 milyon kişi mi? İslami bir cumhuriyet mi kurulur? Tabii. Veya başka bir neydi adımız, Hümeyni gibi, hmm, Fethullah Gülen binlerce kişi tarafından cemaatler, tarikatlar havaalanında karşılanıp İslami lider diye oturtulur muydu? FETÖ büyük tehlike olacak idi. hani hala tehlike geçti mi geçmedi mi o tartışılır. Başka AKP oldukça ilerledi. Tehlike geçmez. Peki AKP ile FETÖ'nün yani bu işte varoluş olarak ya da amaç olarak farklı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Ben aynı diyorum zaten. Fethullah Gülen'in Türkiye'deki varlığının darbe yapacak güce erişmesinin askerleri, polisi, yargıyı yani üçünde birden örgütlenmesinin temel sorumlusu. Onun için diyorum AKP. Onun için hesap vermek zorunda. Yani benim haberim yoktu. Efendim Özal da yapıyordu. Efendim Ecevit de yapıyordu. Efendim Demirel de yapıyordu. Onlar ne askeriyenin içine, ne polisin içine, ne bürokrasinin içine bu kadar soktular mı? Bir tane örnek göstersinler. Ben size yaşıyorum. Mehmet Keçeciler arayın sorun. Ben yazdım yazımda. Belki anımsarsınız. Evet. Mehmet Keçeciler aradım. Dedim ki ya Mehmet abi bana sultanım der. Emre sultanım dedi. Dedim ki ya Mehmet abi bu FETÖ, Özal FETÖ'ye çok samimi bakıyordu. Çok sempatik bakıyordu. O günlerde dedim hangi bürokratları polise, emniyete, yargıya, askeriye de atanan bir FETÖ'cü hatırlıyor musun? Evet dedi, bir olay hatırlıyorum, anlatayım dedi. Fethullah Gülen'in şu anda Amerika'da olan kaçak Profesör Ali Şerif Tekalan galiba, ismi yanlış aklımda kalmadı. Bir gün bana geldi, ben Gümrük Müsteşarlığından sorumlu devlet bakanıydım. Dedi ki efendim müsteşar ya da müsteşar yardımcısı buraya ya da genel müdür, yani şimdi tam hatırlayamadım, notlarımda var yazdım. Yani bürokrasinin en üst kademesine işte hoca efendinin bir ricası var. Bu arkadaşımız çok becerikli, yetenekli. Onun atanması konusunda sizden yardım rica ediyoruz diye bir CV bıraktı. Ben de bakalım filan dedim dedi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biliyorsun 1983'te ANAP kurulduktan sonra yıllarca evet, iktidarda kaldı 6-7 sene. Bakanlar Kurulu'nda merhum Özal'a dedim ki efendim böyle böyle oldu. Fethullah Gülen Hoca Efendici yok yok kardeşim demiş, elini kaldırmış. Yok kardeşim demiş. Cemaat, onlar İslami işler, nasihatler bilmem neler, onlarla meşgul olsunlar. Devlet yönetimine sokmayın cemaati, tarikat demiş. Ya. Yazdım ben bunu ya. Evet. Ondan sonra diyorlar ki Özal da destekledi. Ecevit de. Ecevit kimi getirmiş? Bir tane FETÖ'cünün bürokrasiye atandığının örneğini verin. Ha, Türkçe onun fiyatları diye sempatik bakmış olabilirler. Evet. Ama bütün Türkiye baktı. 82 tabii, milyon tabii baktı herkes. Televizyondan seyrederken aa bravo ülkelerde kurulmuş. Tabii, tabii. Gelir? Şimdi bunun istihbaratını şöyle ya, aslında bu konu dediğim gibi çok uzun konuşulacak konu. FETÖ deyince girdin. Hı. Bak 28 Şubat kararlarında Fethullah Gülen'in dershanelerinin ve okullarının tehlikesine 28 Şubatçılar diye kızılan askerler, hı, ve MİT ve jandarma ve polis istihbarat yazdıkları raporlarla Milli Güvenlik Kurulu'na veriyorlar. Veriyorlar, evet. Meral Akşener İçişleri Bakanı bir genelge yayınlıyor. Fethullah Gülen okulları dahil diyor. Cemaatler, tarikatlar isim vererek. 5 sayfa İçişleri Bakanı o sırada. Genelge yayınlıyor. Diyor ki bunlar Milli Eğitim'den izinsiz kesinlikle kapatılacak diyor. Valileri, emniyete genelge yayınlıyor. Şimdi biz bu belgeleri nereden gördük? 28 Şubatçıları yargıladılar Allah'tan ki. Hmm. Hoş bir kısmı haksız yere mahkum oldu, bir kısmı evet, beraat etti.
Oraya istenilen, mahkemenin istediği Milli Güvenlik Kurulu belgeleri dahil hepsi geldi. Gelince oradan okuduk biz. Peki diyor ki Erdoğan, ya biz bunların Türkiye'nin aleyhinde olduğunu bilmiyorduk. 17-25 Aralık'a kadar bir. Nasıl bilmiyordun? 97'de biliyordun bir. 2, 2008 AKP'nin kapatılma davası. Evet. 2008'de AKP'nin kapatılma davası. Bütün bu raporların benzerleri orada var. Fethullah Gülen diye işbirliği ve yani bunu birkaç yayında söyledim. Maalesef Özgür yayıncılık için, sizler evet. gibi yayınlıyor ama öbür %90'ı görmüyor. O da şudur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 18 yıldır iktidar olan AKP demokratik, laik, cumhuriyetin aleyhine faaliyetler nedeniyle mahkum olmuş sabıkalı bir partidir. Hı hı. Mahkum oldu 2008'de ve devlet yardımı kesildi, cezalandırıldı laiklik düşmanı diye. Ne demek, neden laiklik düşmanı damgası yedi? Fethullah Gülen raporları girdi oraya. Cemaat raporları girdi, tarikat raporları girdi. Anayasa Mahkemesi inceledi. Bir oyla kapatılmasından vazgeçildi. Şimdi böyle bir tabloda hala 2008'den sonra bu ülkeyi idare ediyor ve hala da ben ya bilmiyordum 15 Temmuz öncesi. Nasıl bilmiyordun 15 Temmuz? 2016. 2008'de sen biliyordun. Anayasa Mahkemesi raporlarına, kararlarına girdi senin laiklik karşıtı. Hüküm giydin sen. Evet. Dolayısıyla hüküm giyen bir parti olarak 8 yıl daha bunları niye destekledin? Bunun hesabını vermeyecekler yani mi? Yani kime göre, niye kime göre, neye göre 17-25 Aralık tarih? Şimdi orada şöyle de bir hukuki problem çıkıyor. Erdoğan diyor ki 17-25 Aralık milat diyor. Evet, kime göre yani? Kime niye? Göre yargı bunu, çünkü yargıya bugün ESK'ya Cumhurbaşkanı hakim. Evet. Tek adam hakim, evet. Tek adam rejimi evet. var. Tamam diyorlar 17 Aralık'tan öncekiler suç değil, sonrakiler suç. Canan Kaptancıoğlu olunca öncekiler de suç. Suç tabii. Sen böyle bir hukuk sistemi, böyle bir suç yargı esnandı. Olur mu? Öncesi de yargılanacak, sonrası da yargılanacak. Teröre kim destek verdiyse, Fethullah Gülen, PKK, PYD, YPG, DİAŞ, IŞİD, neyse, Dev Yol, Dev Son, DAKP'ye evet, ne varsa, evet, evet. kim destek verdiyse, ister iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, ister siyasi dışında ülke olsun, hesap vermek zorunda. İnsanlık suçudur evet. bu çünkü. Orhan Bey, şimdi o kadar tuhaf şeyler oluyor ki bir yanda işte bankasıya para yatırdı çekti diye suçlananlar cezaevine giriyor. İşte o okullarda okudu diye cezaevine girenler var. 15 Temmuz gecesi o darbeye komutanları tarafından ne söylendiği bilinmeden işte köprüye, Boğaz Köprüsü'ne çıkan vesaire alanlara çıkan askerler cezaevine giriyor, müebbet yiyorlar. Ama öte yanda işte bir Bülent Arınç'ın damadı var. Biliyorsun sempatizanıyım dedi. Çıktı işin içinden. Boy boy fotoğrafları olan siyasiler var. Pensilvanya'ya defalarca gitmiş gazeteciler var. Yani benim Türkiye'nin kamuoyunun aklı, mantığı bunu almıyor. Onlar suçlu, bunlar suçsuz. Var mı öyle bir şey? Şimdi adaletin olmadığı yerde bu anlattıklarınız oluyor maalesef. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti isek, hukuk devleti isek, Cumhuriyet savcılarının cübbelerinde, hakimlerin cübbelerinde ilik yok, önlerini iliklememeleri lazım. Bağımlı değiller, siyasete bağımsız olmaları lazım. Daha dün Adalet Bakanı'nın sabah kahvaltısına davetliydik, orada yargı kimseden emir almaz. Tamam, bu cümlesini alıp yarın sabah bütün bunların yakasına yapışması gereken Cumhuriyet savcılarıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Bakın, parti kapatma tamam zorlaştırıldı ama terörle iltisakı olan partilerin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatması lazım, inceleme yapması lazım. Özellikle FETÖ konusunda, özellikle PKK konusunda. İster HDP'nin PKK'ya verdiği destek, İster AKP'nin FETÖ'ye verdiği destek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmalıdır. Evet. Eğer siz bu soruşturmayı korkar yapamazsanız o zaman adınıza Cumhuriyet Savcısı denmez, AKP savcıları olursunuz. Zaten yargının bağımsızlığını hep konuşuyoruz yıllardır. Gelinen nokta bu. Şimdi Türkiye bu girdapın içinden nasıl çıkacak? Menzili konuşuyoruz şimdilerde değil mi? Yeni bir tarikat. Tabii ki.
Bir yıl, bir tane var. Değil, birçok tarikat. Yani en hani en çok konuşulan İsmail Ağa. Süleymancılar, Menciciler, Ağullar, Paşaoğulları, Ahmetçiler, Mehmetçiler, sahte peygamberler, dinciler, dinsizler, alayı zaten bunlarla işbirliği yapıyor. Peki, Türkiye'nin başı bu tarikat cemaat belasından kurtulacak mı? Yeni gelecek partiler, siyaset kurtulacak. İç içe tabii, konuşalım. Tabii, yeni kurtulacak. Gelecek partiler sizce bu umut mu? AKP'den kurtulacak, peşinden cemaatler, tarikatlardan kurtulacak. Atatürk döneminde olduğu gibi. Yeni partilere gelince, şimdi sevgili Lale, Erdoğan için ekonomiden anlamaz, sağlıktan anlamaz, tarımdan anlamaz, eğitimden anlamaz, dış politikadan anlamaz. Her şeyi söyleyebilirsin. Ama siyasetten anlamaz diyemez. Siyasetin kurnazıdır. Siyasette cin gibidir maşallah. İyi de pişti 18 yıl tabii, oldu yani. Tabii pişti öncesi tabii. Yani ta ilçe başkan yardımcılığı tabii. Mıdır nedir? Erbakan Hoca'nın tedrisinden, teşkilatından geçti. Onlara da kadınca herhalde bir 50 yıllık falan siyasi deneyimi var. Şimdi bu siyasi deneyimiyle tabloya şöyle bakacak. Ben de olsam öyle bakarım. Sen de olsan öyle bakarsın. Şu anda ekonominin düzelebileceği falan yok. Yani aynı sıkıntılar, işsizlikte, enflasyonda, şu bu devam edecek, bir iki sene daha gidecek. Bakacak, diyecek ki Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi, Ali Babacan'ın partisi, diyelim ki Ali Bey partisi. Bunların kurulduğu zaman Babacan'ın partisi de herhalde bu ay sonu ya da Şubat'ta kurulacak. Oy oranlarının yükselişine bakacak. Yani AK Parti pastasından ne kadar büyük dilim alacaklarına bakacak. Baktı ki ya pasta gidiyor, pasta eriyor. O zaman diyecek ki 2020'nin Ekim'inde, Kasım'ında ya ben artık son bir çare. Çünkü 2023'e kadar kalma imkanı var. Ama öyle bir ortam var ki kalması ülkeye zarar veriyor. Ben belki yine kazanırım diye son bir seçim hamlesi yapabilir. Bunun için hatta Faruk Çelik'in %40 barajı %40'a indirelim mi? Açıklaması kesinlikle bana sürpriz değil. Bu açıklama bir nabız yoklamadır. Ve Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçeceğinin bir işaretidir. Erdoğan bu yükün altından tek kişinin kalkamayacağını, kendisini de Süpermen diye görüyor ya, süper siyasetçi diye görüyor. Altında ezildiğini, ezilmekte olduğunu fark edip muhalefete şu çareyi yapabilir. Tamam, pes ediyorum, güçlendirilmiş demokratik rejim olabilir, anayasaya değişiklik yapalım, gelin işbirliği yapalım ya yeni bir anayasa falan ne diyeceği belli olmaz. Ama bir şartla iki defa seçim yasağı var, bunu da üçe çıkartalım veya kaldıralım veya işte meclisten karar çıkarsa yeniden aday olabiliyor. Meclisten bu şartla demokratik parlamenter rejime dönme şartıyla yapalım. Böylece ittifaklar %50+1 ortadan kaldıralım. Kim en fazla oya alırsa Cumhurbaşkanı olsun veya parlamenter rejimde başbakanlık geri gelsin. Yani ikisi de olabilir Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Seçim sistemi nedeniyle her şey konuşuluyor. Şimdi işte bunların ön hazırlığı yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir geri adım atma bekliyorum ben. Yani zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de buna ihtiyacı var. Kanal İstanbul. İsteseler de istemeseler de yapacağız. Valla sen de istesen de istemesen Sayın Erdoğan gidiyorsun. Yolcu, Abbas yolcu. Bay bay. Şimdi diyorsunuz ki çıkacak tabloya göre işte bu yeni partiler AKP'den ne kadar oy koparır? Tabii. Yani başladılar çünkü anketler %8-10'a çıktığını gösteriyor iki partinin. Buna göre Erdoğan bir yol haritası belirleyecek. Erken seçim orada kaçırdım. Erken seçim mi? 2020 Ekim'inde, Kasım'ında erken seçim düşün. Erdoğan kaçınılmaz şekilde mecbur kalacak diye düşünüyorum. Evet, anladım. Peki şimdi biraz da muhalefeti konuşalım. Muhalefet bu tabloya hazırlıklı mı, bir erken seçim olsa HDP istiyor dedik ama İYİ Partisi, işte CHP'si, MHP'yi zaten artık kardeş parti oldular dediniz. AK MHP evet. Muhalefet ne yapar? Bu yeni kurulacak partilerle artık, çünkü ittifak hani seçim öncesi koalisyon olarak niteliyoruz onu. Olası bir seçim için. Bu yeni partileri siz bu ittifakın neresinde görüyorsunuz? Anlaşabilirler mi? Fikir birliğine varabilirler mi? Şimdi geçen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedik %99.9 anlaşıyoruz dedi. Şimdi bu cümlenin önü var arkası var. Sen biliyorsun gazeteciyiz biz.
iki gün önce de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin sabah kahvaltısına davetliydik. 10 Ocak nedeniyle Adalet Bakanı 10 Ocak'ta yapıyor. O da 9 Ocak'a almış. Hı. Halbuki öğlen yemeği yapardı. Akşam yemeği yapardı. Evet yani. Biz de hiç olmazsa. Şey, yol var. Neyse olsun. Kibarlık etmiş. Gazetecileri davet etmiş. Ben denize gittim. Genç bir arkadaş. Tabii bu tuzak suraları biz biliriz. Hemen şöyle sordu. Sayın Kılıçdaroğlu dedi, yeni kurulacak iki partiyle Davutoğlu ve Babacan %99.9 anlaşıyoruz dedi. O da dedi ki şaka ya dedi, şaka gibi bu sözleri filan dedi. Aslında şaka değil, %100 gerçek. Şimdi orada ben başka sorular vardı. Tabii buna gülüp geçtim. Hani çok orada şimdi tartışma, siyasi tartışma, böyle bir açık oturma olsa Sayın Destici'yle çağırın beni, konuşalım, oturalım. Gelsin yani, ben de söyleyeyim burada bizim TV'de bunu vallahi tartışalım tabii. Evet. Benim de kadim dostumdur yani. Çok eski dostumdur. Öyle benim mi? De. Ben Star Televizyon'da rahmetli merhum Muhsin Yazıcıoğlu'yla o zaman yardımcısıydı falan. Gelirlerdi. Çok yayına çıkartırdım onları. Ankara temsilcisi. Yapalım bir yayın. Söz Hakkı programı yapardım. Evet. Şimdi şundan %99.9 anlaşıyorlar. Bir, demokratik parlamenter rejim. Yani önce istersen partileri sayayım. Davutoğlu Partisi. Gelecek Partisi, Babacan Partisi, CHP, Demokrat Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti. Bunların hepsi güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejim diyorlar, anlaşıyorlar %100. Tarafsız Cumhurbaşkanı diyorlar, partili Cumhurbaşkanı olmasın diyorlar, anlaşıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama görevinin güçlendirilmesini söylüyorlar, anlaşıyorlar. Yürütmenin denetlenmesini söylüyorlar, anlaşıyorlar. Yargının tam bağımsız olmasını söylüyorlar, anlaşıyorlar. Seçim yasalarının, yani seçim yasası, siyasi partiler yasası, Yüksek Seçim Kurulu yasası ve yerel yönetimler, yerel yönetim seçimleri yasası dahil tüm seçim yasalarının değiştirilip partilere demokrasi gelmesinde anlaşılıyorlar. Evet. Başka ne kaldı? Zaten bunlar olursa Türkiye 50 yıl zıplamış olacak. Bunu yapan anlaşma %99.9 varsa o zaman zaten AKP, MHP işbirliği bitmiş demektir. Çünkü hem Babacan ve Davutoğlu'nun AKP'den alacakları, hem millet artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bir mucize bekliyordu. Öyle lanse ettiler biliyorsun. Öyle algı yarattılar. Her sorun bitecek. Bundan bir süre önce Utku Çakır Özer müthiş bir mail gönderdi. Haber yaptım, hatta yazımı aldım. Eskişehir'in bir ilçesi, hatırlayamadım ismini. Kaymakam vekil, emniyet müdürü vekil, yazı işleri müdürü vekil, tapu memuru vekil, imam vekil, müftü vekil, jandarma vekil. Vekil olmayan yok. Yok. Yazı işleri müdürü, yani bir bürokrat bile vekil. Atama yapamıyorlar oraya. Yani atama yapamıyorlar. Neden? En düşük memur kademesinden bakan yardımcılığına kadar müsteşarlıkları kaldırdılar. Tüm atamaları tek kişi yapıyor. Yargıyı yapıyor. Kendi partisini yapıyor. Emniyeti yapıyor. Valilikleri yapıyor. Yani buna Kemal Kılıçdaroğlu olsun, kim diyelim, İmamoğlu olsun, ne diyelim, Şaban Sevinç, müthiş yönetici. Şabancığım gel seni ya Cumhurbaşkanı seçtik desem, vallahi arkasını bakmadan bırakır kaçar. Bu yükün altına kimse girmez evet, yani. Hakikaten hiç akıl işi. Tabii yani niye ben geleyim de ülkeyi zor duruma düşüreyim. Bir gün öldüğüm bir gün, bir gün İstanbul kanalı, bir gün Libya kanalı. Yani insanda akıl ve ne denir, bilinçli karar verme yeteneği kalmaz zaten. Tabii bir süre sonra kalmaz. Evet, yoğunluk inat olur, hırs tabii olur, hırs aklını geçer evet, insanların. Evet. Dolayısıyla bu makama bu kadar yükü yüklemek Erdoğan'a atılmış en büyük kazıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne atılmış en büyük kazıktır. Yazık yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Şimdi tabii şöyle buna layık değildi. Polis bilgileri de var. Erdoğan bu konuda kandırıldı falan diyorlar. Hani bu başkanlık sistemi. Ben de diyorum kesin kandırıldı. Çünkü kendisi zaten şöyle FETÖ kandırdı. Avrupa Birliği'nde kandırıldı. Suriye'de kandırıldı. O kandırdı bu. Ya bir kere şu Davutoğlu'nun suçlamalarına bakın. Yani başta Cumhurbaşkanı, hatta medyanın da önemli bir kısmı bunu yapıyor. Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı. Türkiye'yi Suriye işine soktu. Kardeşim ülkenin başbakanı vardı. Ülkenin cumhurbaşkanı. Yani başbakanı Recep Tayyip Erdoğan suçsuz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'sü. Milli Güvenlik Kurulu suçsuz. Herkes suçsuz. Bir de adama şimdi canlı yayına çıktığı zaman hemen geriye dönük sorular soruyor.
sen Emevi Camii'nden mi? Ya adam diyor, vallahi ben demedim, billahi ben Erdoğan dedi diyor. Adam artık ispat etmek için yanında videolar taşımaya başladı. Ben aklamak için söylemiyorum, Davutoğlu'nu eleştiriyorum. Tabii tabii, onu çünkü da o dönemde mesela karşısına Binali Yıldırım çıkarttığında bu bir demokratik mücadeledir. Ben de adayım Sayın Erdoğan diyecekti. Belki de çıkıp genel kurulda kaybedecekti ama lider olacak. Evet, işte ama liderliği gibi, kazanacaktı. Ya da başbakanlığı döneminde dayatılan şeyleri yapmayıp en tabii, başında... Mesela AKP içinde biraz yapmaya çalıştı ama işte devrildi o yüzden biliyorsun. Evet. Kongreler, Pelikan grubu filan. Şimdi Pelikan grubu Abdülhamit Gül'e taktı filan. Bakalım ne olacak. Peki şimdi ittifakta diyorsunuz anlaşacaklar büyük anlamda. Yani öyle bir şey görüyorsunuz. Yani aklın yolu bir. Muhalefetin ilkeleri ortada. Şu anda anlaşmış durumdalar. HDP ne olur peki Orhan Bey? Şimdi HDP de bunları istiyor. Evet istiyor. Yani HDP farklı bir şey istemiyor. Ama ben HDP deyince tüylerim diken diken oluyor. Neden? HDP eğer Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa şu PKK terörüyle arasında bir bıçak gibi kesmeli. Bir sert tavır koymalı ya. Ya bırakın silahı, bırakın terörü. Biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Demokratik bir ülkede, demokratik bir yapı olsun diye çalışıyoruz. Bırakın bu terörü. Sizin terörle mücadeleniz, sizin terör faaliyetiniz bizim siyasetimize zarar veriyor. Eğer siz terörü desteklemeye devam ederseniz HDP olarak, bu millet zaten size büyük tepki gösteriyor. Kitle partisi olmanız, oy almanız için terörle aranıza bir duvar örmeniz. Bunu da belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın açıklamaları lazım. Bunu yaptıkları takdirde HDP'nin Türkiye ile ilgili bir sorunu yok. Evet. Türkiye'nin HDP ile sorunu var. Terörle bağlantıları, bağı, ne kadar yokuz dese de ilişkileri, yani... Eş başkanları da gidip o kadınlara destek versinler en azından. Çocukları kaçırılan, evet el birliğiyle geri getirelim Diyarbakır annelerine desinler. Desinler, ne var bunda yani? Hani onların da çocukları var. Evet. Neticede terörü bitirmede eğer HDP desteği olsa, ben sana samimi söyleyeyim mi? Bir yılda PKK'nın kökü kazınır Türkiye'de. Ama dış bağlantılar, Amerika'sı, Rusya'sı, İran'ı, Çin'i buna izin vermiyorlar. Yani habire, şimdi bir terör örgütü düşün. Parası yok, silahı yok. Nereye nasıl terör örgütü? İkimiz terör örgütü kuralım sen. Bir tane çaka alamayız şuradan ya. Değil mi? Bırak tabanca alalım, tümek alalım, gidelim yani. Etrafımızda 10 kişi. Ama bize birileri milyon dolarları akıtsa var ya, paralı askerleri buluruz, silah alırız. Zaten bedava silahlar geliyor, 30 bin tır verdiler bilmem ne. Bize de verirler, evet, 20-30 bin tır da biz alırız. Ha, bir şey yapalım, ülkeyi yıkmaya çalışalım, Allah korusun. Onun için para ve silahı bunlar veriyorlar, Türkiye'ye karşı terör yaptırıyorlar. Yani paralı uşak bunlar. Emperyalist ülkelerin paralı askerleri, paralı teröristleri, işte Suriye'nin kuzeyinde de, Fırat'ın doğusunda ve batısında yaşadık. Sevgili Lale bak, 30 yıldır yani ben 1981'de kollarımda şehit verdim. 1981'den bugüne kaç sene geçmiş? 40 sene mi geçmiş? Bu 40 sene boyunca terör devam etti. Bu 40 sene boyunca bu terör bitseydi buraya harcanan milyar dolarlar Türkiye'nin gelişmesine aktarılacaktı. Tabii. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yalnız bırakılması, Türkiye'nin zaten bu bulunduğu coğrafi yapıda güçlü olmasını istemiyorlar hiçbir zaman. Evet. Onun için Suriye'nin bizim sınırımızdaydı işte PKK uzantısı, PYD, YPG değil mi? Ne oldu? Girdik oraya Barış Pınarı harekatıyla işte 700 kişi, hoş ölüleri görmedik de etkisiz hale getirdik filan tamam. Ne oldu? Bir mektup. Bir Erdoğan ailesinin mal varlığı, Halkbank'ın durumu, sözde Ermeni soykırımı getirdiler. Hop durdurduk, geri çektik. Evet. Şimdi böyle bir durum nedir? O zaman Erdoğan Türkiye için beka sorunu haline gelmiş demektir. Beka sorunu deyince aklıma yine MHP geldi. Son olarak kısa bir uzun yıllar çok sıkı takip ettiğiniz, hala da ediyorsunuz belki bilmiyorum. MHP analizi rica edeceğim. Etmez bu MHP miyiz? Niye böyle oldu? Sayın Bahçeli niye böyle oldu? Birdenbire... Adeta böyle bıçakla kesmişsiniz gibi nasıl değişti? O muhalif söylemleri nerede kaldı? A'dan Z'ye hangi birini söyleyeyim? FETÖ ile ilgili işte bu yok yolsuzlukla ilgili hortum videoları hala dönüyor biliyorsunuz.
Nasıl oldu, ne oldu? Hala çözebilmiş değiliz. Şimdi bunu çözmek için bilim adamlarının beyin okuma geliştirmesi lazım. Bir bilgisayara Sayın Bahçeli'nin beynini bağlayıp oradan bir deşifre almaları lazım. Anca öyle anlaşılır. Ya da Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkıp şundan diye gerçeği açıklaması lazım. Böyle beka meka hikaye. Bunun için sosyologlar, psikologlar, bilim adamları, beyin uzmanları, siyasetçiler, think tank kuruluşları, uluslararası alanda uzmanlar Türkiye'ye davet edilip araştırsalar çözemezler. Bilemezler. Yani böyle bir karar, mucize bir karar dünya tarihinde ilk ve tektir. MHP kendini bitiren bu kararı, Devlet Bahçeli sayesinde aldığı kararı, inanıyorum ki MHP'nin genel başkan yardımcıları da milletvekilleri de bilmiyorlar niye bu kararı aldık. Yani bir partinin, az önce de anlattım, siyasi hedefi ülkeyi idare etmektir. Ülkenin sorunlarını çözmektir. Hangi sorunu? Diyorsun ki FETÖ'nün siyasi ayağı çıksın. Evet. Nasıl çıkacak? Nasıl çıkartacak? Sen iktidarsın şu anda, çıkart. EYT'liler diyor, mağdur diyor. Çözün, iktidardasın, çöz. Öyle dışarıdan gazel okumak kolay. 3600 gösterge, çöz. Af dediniz, 2 yıldır milleti gidip anası geliyor, ağlattınız. Gidip, evet, evet, yazın günah. İnsanlar cezaevlerinde, yani aileleri evlerinde perişan oldular. Hayal sattınız, hayal vaat ettiniz insan. Ya. Bunu da nasıl partisiniz, nasıl karar bu yani? O zaman derim ki madem iktidarsın muktedir olman lazım. Masaya yumruğu vereceksin, Sayın Erdoğan affı çıkar. Bozarım koalisyonu diyeceksin de. Madem öyle de ağırlığını iktidar koy. Mısın? Hani deve kuşu hikayesi. Evet. Kuş doğru. Musun, deve misin? Yani iktidar mısın, muhalefet misin? Ne olduğunu açıkla arkadaş. Bir Engin Bey galiba öyle ara sıra çıkıyor, evet, bilmem ne bir şeyler yapıyor o da. Ama yani MHP'lilerin bile bu işten rahatsız olmamaları, evet, bilimsel bir çalışma, bilimsel bir araştırma konusudur. Yani profesörlük az olur. Ordinarius profesör olur bunu çözecek, araştırmayı yapan kişi. Vallahi umarız çözülür. Çok büyük katkı sağlıyor çünkü AKP'ye Sayın Bahçeli. Ya maalesef. Büyük katkı da değil. Yani şöyle, AKP'nin hesap vermesi gereken bir 82 milyon vatandaş, evet, var. Büyük mağduriyetler var. Yaptığı işlerin hataları var. Bu hataların hesabının sorulması lazım. 4 bakan Yüce Divan'a gitmedikçe, değil mi? Hı hı. O genel müdür, ayakkabı kutularında dövizleri saklayan genel müdür, yargıya gönderilmedikçe, Bülent Arınç'ın parsel parsel sattılar iddiası araştırılmadıkça, Bülent Arınç'ın damadı FETÖ'cülükten hüküm giymedikçe, FETÖ borsası çökertilmedikçe, daha geçen gün çıktı, AKP'nin ilçe başkanı, avukatları FETÖ'cüleri beraat ettirmişler. Ya hangi hakim savcı bugün, evet, AKP'li bir avukatın savunduğu birini mahkum edebilir? Şu tablo var ya, bitirdi Türkiye'yi zaten, bitirdi. Evet. Adaleti bitirdi, yıktı götürdü. Onun için istediğin kadar reform paketi yap, istediğin kadar milleti aldatmaya çalış, AKP iktidarı artık metal yorgunluğunun hat safhasında, bütün organları paslanmış, küflenmiş durumda. Artık ne denir? İTKK MHP desteğiyle biraz ayakta kalıyor. Devlet Bahçeli sehpayı çektiği an asılıp kalacaklar. Evet. Demokratik olarak. Demokrasi evet, tabii siyasi olarak. Yani sandığa gömülecekler. Evet. Orhan Bey çok teşekkür ederiz. Çok ne oldu, süremiz mi bitti? Yok. Ben dedim akşama kadar gönderemezsiniz mi? Gitmiyorum, biraz daha devam edin. Hayır, vermiyorum. Gerçekten, tamam, çok teşekkür ederim. Hem faydalandık hem keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Tabii çok iyi ki siz varsınız tabii. Ne güzel. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dediğim gibi tekrar güç kattınız bize. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Sayın Orhan Uğuroğlu ile Türkiye siyasetini geniş perspektifte konuştuk. Yeni partiler, mevcut partiler, iktidar muhalefetiyle sevgili izleyiciler, bu yayının sonuna geldik ama bizim TV'de başka yayında yine buluşalım lütfen. Görüşmek üzere.